Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tatar böreği yapıyorum. Onun için şöyle tepsinize 2 yemek kaşığı tereyağı koydum. Böreği yapacağımız tepside eritiyorum tereyağı. Bu bol yağlı olacak. Neyse, her zaman yapılmıyor ya. Fehriz'i de unutacağız artık. Tereyağı güzelce eridi. Üzerine bir bardak su bardağı sıvı yağ koyuyorum. Şöyle döküyorum sıvı yağı. Şöyle yağsı bol bol olacak. Gördüğünüz gibi yağ tepsimize bol bol. Şimdi gidiyorum hamurumuzu açmaya. 5 su bardağı un, yarım maya, aldığı kadar suyla böyle cıvık, poğaçadan daha cıvık bir hamur yaptım. Mayası geldi. Şurada içimiz var. Çökelek, maydanoz, bunlar göz kararı, pul biber. Çökeleğimizi güzelce karıştırıyoruz. Pul biberle maydanozunu iyice yediriyoruz birbirine. Masamızı çizmiyoruz. Bıçağı masaya değdirmiyorum. Şöyle 4 tane meze yapıyorum. Tezgahımızı güzelce yağladık. Hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Birazını yaptım öyle. Şunu da sizlere tekrardan göstereyim. Şöyle hamurumuzu güzelce açıyoruz. Börek açar gibi. Zaten kolay açılıyor. Yumuşak bir hamur olduğu için. Açabildiğim kadar açıyorum. Şöyle İnceltebildiğimiz kadar inceltiyoruz. Güzel olur o zaman. Çökeleğimizi şöyle her tarafına gelecek şekilde dağıtıyoruz. Şöyle. Rulo yapıyoruz. Yine şöyle çekiştire çekiştire güzelce rulo yapıyoruz. Sonra şöyle iki parmak genişliğinde küçük küçük kesiyoruz.
Sonra şöyle tepsinin yağına bandıra bandıra, yağı çok koymuştum. Şöyle bandıra bandıra yağı diziyoruz hepsini. Yağı biraz fazla kaçırmışım tepsiye. Ölçü o kadar olacak diye biliyordum. Şöyle yarım su bardağını geri alalım. Yarım su bardağı sıvı yağ. Ben gene de sizlere yazarım açıklamalar kısmında. Oradan bakarsınız. Şöyle sizlere yanlış bilgi vermeyeyim diye yağsını sizlerin yanında alıyorum. Bakalım ne kadar alacağım. Şöyle kenarında gözükecek ya. Yalnız ben daha fazla koymuşum. Bol yağlı olacak dediğim gibi. Bu börek çok güzel oluyor. Sizler de yapıp deneyin. Videomu da izlerken kanalıma abone olmayı, beğeni yapıp güzel fikirlerinizi, yorumlarınızı rica ediyorum. Sessiz izleyen arkadaşlar, sizlerden de rica ediyorum. En azından ufak bir çiçek, böcek, bir emoji koyabilirsiniz. Evet, şimdi tam oldu. Yarım su bardağı kadar sıvı yağ aldım. Yarım su bardağı sıvı yağ koyacaksınız tepsiye. 2 yemek kaşığı da tereyağı. Şimdi 200 derece fırına götürüyorum. Gördüğünüz gibi yalan, hılaf, süsleme yok bende. Gözünüzün önünde yapıyorum. Yumurta da sürmüyoruz. Çünkü çok yağlı. Böyle götürüyoruz fırına. Bakın görüyor musunuz? Aynı böyle yağ gözükecek kenarlarından. Zaten mayalı hamurdan yağı çeker. Piştiğinde yağdan eser kalmayacak. Sadece lezzeti kalacak. Çok güzel bir şekilde kızardı böreğimiz. Bakın yağdan eser kalmadı. Şimdi biraz soğusun, dinlensin. Hazırdır. Ocağımızı kapatıyorum. Hemen ben şuradan tadına baktım bile sizler için güzel olmuş mu diye. Çok güzel olmuş. Sizler de yapıp deneyin. Hiç de yağlı değil. Çünkü hamuruna hiç yağ, hiçbir şey katkı koymadık. Çok tam kıvamında olmuş. Şöyle sizlere de bir tane şöyle açıp bakıtayım. Hatta böyle eriyen bir çökelik, eriyen bir peyniriniz varsa daha güzel olur. Bakın içi tel tel. Bakın, izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.